Evet arkadaşlarım hoş geliyorsunuz İnternetimde bir sıkıntı oldu onu düzeltmekle uğraştım 5 dakikadır şimdi o sanırım düzeldi canlı yayına girebildim şimdi de sizlerleyim ses kontrolü için acaba biri bana geri bildirim verebilir mi sesim nasıl iyi mi? Biliyorsunuz yani sonuçta yayın boyunca konuşacağım. Ses çok önemli. Hatta görüntüden bile daha önemli ses. Çünkü e, iyi bir ses duymazsanız sizin için de bir işkenceye dönüşebilir bu. Ben mi göremiyorum acaba. Siz bir şey yazıyorsanız da göremiyorum şu an chatte ile ilgili bir sıkıntı varmış gibi gözüküyor. Şöyle bir yenile falan gibi bir şey yapabiliyor muyuz çete? Tamam ses iyi. Ee, bir saniye hemen şu ekranı yenilemem lazım herhalde chat'i görmek için. Tamam, chat'i şimdi gördüm. Süper, arkadaşlar hoş geldiniz. Tamam, chat'i görünce birden kendime geldim. <laughs> Sanki böyle kendi kendime konuşuyormuş gibi hissettim. Böyle şizofren gibi böyle bakıyorum kameraya. Gerçi YouTube videoları su çekerken böyle çekiyoruz. Biraz garip oluyor ama bu videoyu sizlerle beraber canlı olarak yapmak istedim çünkü canlı olan video her zaman daha motive edici oluyor, ee, insan daha çok sarıyor, daha çok böyle yapmak istediğim bir şey. Güzel, sevdim. Şimdi arkadaşlarım, ee, Telegram grubunda paylaştığım 28 tane dahiliye sorusu. Ee, şimdi o soruları hem burada göreceğiz, analiz edeceğiz hem de çözümlerine bakacağız. İşte bunları çözerken de ben size ekstra başka şeyler söyleyeceğim, öğreteceğim. 28 tane sorumuz var. Enfeksiyon hastalıkları da dahil bu arada. Göreceksiniz önce enfeksiyon hastalıklarıyla başlayacağız zaten. Tusta çıkarttıkları soruların tam aynı adetleri burada göreceksiniz. Dikkat ettiyseniz bir tane de alerji, immünoloji sorusu var. Ee, bu da önemli çünkü neredeyse artık her sınav bir tane alerji, iminoloji sorusu geliyor usta. Ee, göğüs hastalıklarında e, alerjik hastalıklarla çok örtüştüğü için biz bunların bazen göğüs hastalıklarında sorulduğunu zannediyoruz ama aslında bunlar alerji, iminoloji bölümünden geliyor. Mesela e, son sınavda astım sorusu göğüs hastalıkları sorusu değildi. Alerji, iminoloji bölümünde geldi. E, ...astım sorusu son sınavda. Yani göğüs hastalıkları uzmanları sormadı bunları aslında. E, şimdi çok fazla uzatmayacağım gelişi. Çünkü uzun bir yayın belki de bizi bekliyor. Ben e, kahvemi aldım. Siz de içecek bir şeylerinizi alın arkadaşlar. Rahat olun, keyfinize bakın. E, işte defter kalemini açmak istiyorsanız açın. Not almak istiyorsanız notlarınızı alın. Kısacası keyfinize bakın. E, bundan sonrası bende arkadaşlar. E, siz sadece önemli gördüğünüz yerlerin notlarını alacaksınız. Haydi başlayalım. Enfeksiyonla başlıyoruz. Şimdi enfeksiyonda dört tane soru geliyor sınavda ve neredeyse en çok gelen soru menajit sorusu. özellikle menajitle ilgili de bir tane soru koymak istedim bu yüzden. Direkt menajitle ilgili onu sorgulayan bir soru değil ama menajitle bağlantılı bir soru bu. 19 yaşında erkek baş ağrısı, yüksek ateş ve kusma nedeniyle acil servise başvuru i̇şte son sınavda zaten menerjitin gör, görebileceğimiz semptomlar ve bulguları sorgulamışlardı işte onlardan bazılarını burada görüyorsunuz yapılan fizik muayenede ense sertliği hesaplanıyor tamam menerjite çok benziyor hastadan hızlı bir şekilde BOS örneklemesi yapılıyor ve ampirik olarak bakın ne başlamışız burası çok önemli burayı çizeceğim sizde notlarınızı alın erişkin hastalarda ampirik Menajit tedavisi ne olmalıdır? 50 yaşın altında. 50 yaşın üzerinde çünkü ampisilin de eklemek gerekiyor ama Listeria da burada işin içine girebileceği için ama 50 yaşın altında çok e, üçlü tedavidir bu. Vancomycin. MRSA açısından ve pneumokok açısından. Septriakson ve dexametazon. Deksametazon şuradan dolayı veriyoruz. Özellikle pneumokokal menenjitte nörolojik komplikasyonları azalttığı ile ilgili yayınlar var. Bu yüzden de bütün tedavilerde başlangıç ampirik tedavilerinde deksametazon entegre edilmiştir. Eğer hasta pneumokok menenjit çıkmazsa deksametazonu kesebilirsiniz. Devam etmenize gerek yok sürekli. Devam edelim. BOS incelemesi ilk sonuçlarında gram negatif diplokoklar görülmüş. Bu ne diyor soru bana artık gram negatif diplokok gördüğüne göre? Neyse ya? Meningitis diyor. Ne seriye bu? Ne seriye menajti? Annesinden alınan bilgiye göre hastanın çocukluk döneminde de iki kez menenjit geçirdiği ve kendilerine de koruma amaçlı antibiyotik verildiği söyleniyor. Bu şunu söylemek istiyor aslında bu cümle size. Bu hasta daha önce iki kez daha meninge kokal geçirmiş. Bu üçüncü menenjit hata. Meninge kokal geçirdiğini geçirdiğinde nereden anlıyorum özellikle? Çünkü ailesine yani yakınlarına ne vermişiz? Bir profilaktik antibiyotik vermişiz. Bu Neisseria menenjitinde çok tipiktir. Bunu da mutlaka bilelim. Bu hastada aşağıdaki immün defektlerden hangisinin bulunma olasılığı en yüksektir? Burada 5 tane immün defekt görüyorsunuz. Neseriyel e, enfeksiyonlar çok tipik olarak terminal kompleman eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Terminal kompleman eksikliğinin bir sonucudur ama bakın şıklarda neler var? T hücre fonksiyon bozukluğu var. Özellikle işte mantar enfeksiyonları, bazı viral enfeksiyonlar CMV başta gelmek üzere görebilirsiniz. Ee, tabii ki de bazı bakteriyle enfeksiyonlar da görülebilir. B hücre fonksiyon bozukluklarında humoral immün sistemde disfonksiyon olacağı için daha çok ne görmeyi bekliyoruz? Kapsüllü bakterilere karşı bir immün defekt görmeyi bekliyoruz. Giardia Lamp diye gibi işte globulin A sekresyonuyla temizlenen bazı parazitleri de tabii gastrointestinal sistemde görebilirsiniz. Fagositoz fonksiyon bozukluğu, lökosit adezyon defekti. Şimdi bunlarla ilgili zaten birazdan slaytımız gelecek. Orada bunları konuşacağız. T hücre defektlerini söyledik. Mikobakterileri de burada özellikle ekleyebiliriz. Hatırlarsanız son sınavda kriptokoku sormuşlardı. İşte T hücre defekti olan bir hastada işte hangisinin sıklığı artar ya da hangisine karşı özel bir yatkınlık gelişir. kriptokoktu koktu bunun cevabı. Şöyle düşünün. Yani bunları spesifik olarak ezberlemenize gerek yok ama T hücre defekti demek AIDS demektir. Yani bir HIV pozitif AIDS hastasında ne enfeksiyonlar görmeyi bekliyorsanız mesela Toksoplazma görürsünüz değil mi AIDS'de? Görürüz tabii ki. Mikobakteriyel enfeksiyonlar görebilirsiniz. Özellikle mikobakterium avium kompleks enfeksiyonları görebilirsiniz. İşte pneumokistis jiveroji en sık ölüm nedenlerinden bir tanesidir. Ee, HIV hastalarında son dönemde özellikle CD4 lenfosit sayısı 200'ün altına indikten sonra mutlaka profilaksi de başlamak gerekiyor bunlara. Trimetoprim, sülfama, ee, bunlar hemen aklınıza gelir. B hücreleri söyledik. Fagositoz bozuklukları ya da fagosit ee, fonksiyon bozukluklarına geldiğimiz zaman mesela burada kronik granulometoz hastalık aklınıza gelebilir. Hastayı e, mikroorganizmayı fagosite etse bile öldüremez. Bu bir sonuçta fagosit fonksiyon bozukluğudur. Aspergillus, Staphyrus, bulgaria Serrasia, Nocardia değil mi? Nokardia da önemli bir yer. Birazdan bir soruda da geçecek daha şıklarda nokardya. Orada belki birazcık daha fazla bahsederim. Şu an çok fazla uzatmak istemiyorum. Locus adhesion defektlerinde de reküren bakteriyel enfeksiyonlar çocuklarda doğumdan sonra zaten e, ilk aylardan itibaren görülmeye başlanır. Onfalit, pnömoni, tekrarlayan pnömoniler, nekrotizan pnömoniler görebilirsiniz. Cincivit, peritonit ve Umbilikal kordun geç düşmesi defalarca çıkmış bir tuz sorusudur. E, pediatristler sormayı sevecektir umplikaya kort geç düşmesini işte lokostadizyon defektlerinde de görebilirsiniz faktör 13 eksikliğinde de görebilirsiniz komplement eksikliklerinde de özellikle terminal komplement eksikliklerinde n seriyi mutlaka aklınıza gelmeli bu arada e, şunu da hatırlatalım n-seri ile ilgili e, biz bazen şimdi komplement eksiklikleri diyoruz ama şunu da düşün. ben bir insanda komplement eksikliği olmasa bile kompleman sistemini bloke eder isem o zaman gene meningokok enfeksiyonuna yatkınlık yaratır mıyım? Evet. Peki böyle bir ilacım var mı benim kompleman inhibisyonu yapan bir ilaç? Biliyor muyuz? Tabii ki de biliyoruz. Eculizumab. Eculizumab. Eculizumab neydi? Kompleman 5 inhibitörüydü, değil mi? Nerede kullanıyorduk özellikle? Paroksismal noktunal hemoglobinleri ya da e, atipik ya da familial hemolitik üremik sendrom tedavisinde kullanılıyor. Bunu başlama önce mutlaka meningokok aşısı yapmanız lazım. Hasta işte 4 serotipik kapsayan bir polisakkarit konjüge aşısı vardır. Menektra olarak bilinir Türkiye'de. Piyasa ismi budur. Hastalara mutlaka yaptırıyoruz. Devam. İkinci soru. İmin yetmezlikli bir hastada CMV tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi tercih edilmez? CMV enfeksiyon dendiği zaman bir vaka sorusunda aklımıza imin yetmezlikli hastalar gelecek. Şimdi normal insanlarda CMV enfeksiyonu olabilir mi? Olabilir. Yani neden olmasın? Tabii ki de olabilir ama Popülasyona baktığınız zaman CMV enfeksiyonları özellikle gördüğümüz grup imün süpresiflerdir. Özellikle transplant alıcıları, mesela böbrek nakli yapıldı, mesela kemik iliği nakli yapıldı, CMV ile gelebilirler. Özellikle nasıl gelirler? Pneumoni ile gelebilirler. Ben çok gördüm CMV pneumonisi olan çok hastam oldu maalesef kemik iliği naklinden sonra hematoloji kliniğinde. Ya da bağırsak enfeksiyonu ile gelebiliyorlar, kolitle gelebiliyor, şiddetli ishal, hatta perforasyona kadar gidebiliyor CMV koliti. Retinitle gelebiliyor CMV hastaları ya da karaciğer disfonksiyonu ya da kemikli disfonksiyonuyla, Pansitopeniyle gelebiliyorlar. Yani çok e, ciddi ve geniş bir spektrum var CMV enfeksiyonlarının. Bu böyle bir hasta gördüğümüzde tedavide ne kul mesela soruyu değiştiriyorum. Şimdi bunu cevaplayacağız ama ciddi CMV enfeksiyonlarında ilk tedavi seçeneğimiz nedir diye sorsaydı soruda o zaman doğru cevap gansiklovir olurdu. Çünkü gansiklovir ciddi CMV enfeksiyonlarında ilk tedavi seçeneği olacaktır. Olmalıdır. Valgan siklovir CMV profilaksisinde organ nakli alıcılarında kullanılabilir ya da e, şiddetli olmayan orta dereceli CMV enfeksiyonlarında da kullanılabilir. Oral kullanılır Valgan siklovir. Valosiklovir bu sorunun doğru cevabıdır. Valosiklovir kullanılmaz arkadaşlar. Valosiklovirin CMV etkinliği yoktur. Anti CMV etkinliği yoktur. Valosiklovirin Herpes simplex tip 1 ve tip 2'ye özellikle etkinliği vardır ama CMV neredeyse hiç bir şekilde etkilenmez valosiklovirden. Yani çok belki minimal bir etkisi vardır ama klinik olarak anlamlı değil bu etkisi. Foskarnet, sidofovir bunlar özellikle gansiklovir dirençli hastalarda kullandığımız alternatif ilaçlardır. Bunları ilk basamakta kullanmıyoruz çünkü çok ciddi yan etkileri olabiliyor. Mesela sidofovir ile ilgili acayip nefrotoksiktir arkadaşlarım. Acayip, inanılmaz nefrotoksikleri sidofovir. Çok korkarız. Ee, böbrek yetmezliğine gelen hastalarım oldu. Sidofovir vermek zorunda kaldık hastalara. Çünkü gansiklovirle baskılayamadık. Bazen böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Dört tane ilacı biliniz arkadaşlarım. Karşınıza çıkar. Bu dört ilaç karşınıza çıkar. Anti, ve dört tane ilacımız var. Şimdi geldik üçüncü soruya. 48 yaşında erkek, acil servise ateş, nefes darlığı şikayetiyle gelmiş. Tabi tabii ateş ve nefes darlığı şikayetiyle bir insan karşımıza geldiği zaman özellikle hani burada öksürük ve balgamı ilk e cümlede yazmamışım ama hemen pinomanı tablosu aklımıza gelmeli. Ama tabii ki birçok şey gelebilir. Hastaya iki ay önce böbrek nakli yapılmış. Rejeksiyon profilaksinde takrolimus, takrolimus ne? Kalsinörün inhibitörü ne yapar? İnterlokin 2 salınımını baskılar. Ve steroid kullanıyor hasta. Rejeksiyon olmasın diye böbreği. Son bir haftadan beri koruyucu antibiyotiklerinin bittiğini ama yazdırmak için doktora gidemeyini söylüyor. Arkadaşlarım bu vaka sorusu bizim gerçek hayatta çok sık rastladığımız bir problemdir. Hasta profilaktik antibiyotikleri biter ama onları çok fazla önemsemez, almaz ve çok ciddi bir enfeksiyonla sizin karşınıza gelir daha sonrasında. Benim başıma çok geldi. Maalesef kötü bir durum. Devam edelim. Fizik muayenesinde hastanın ateşi yüksek, solunum sayısı gördüğünüz gibi 20'nin üzerinde hasta takipneyik nabzı yüksek ve pas oksimetri ile saturasyonu düşük %85. Hastaya hemen rezervarlı maske takılmış ve %100 oksijen desteğiyle saturasyon %91 seviyelerine çekilmiş. Yani yükselmiş, fena bir şekilde yükselmemiş ama sonuçta istediğimiz seviyede değil. Bu hasta ciddi bir akciğer problemi var. Çekilen akciğer grafisinde her iki akciğerde interstisyal yaygın infiltratif odaklar saptanıyor. Şimdi biz bunu gördüğümüz zaman bir transplant alıcısında böyle bir akciğer gördüğümüz zaman aklımıza ilk gelen tartışmasız ilk gelen pinomokistis jiveroji olacaktır. Bu çok tipiktir pinomokistis jiveroji akciğer grafisi için. Devam edelim ki zaten o popülasyon ya yani o hasta grubu bu. Biyokimyasal testlerinde LDH belirgin yüksek, çok tipiktir arkadaşlarım. Eğer e, akut başlayan çok şiddetli bir pnömoni tablosu varsa emin süpresif bir hastada ve LDH'si de yüksekse vaka sorusunda ne düşünmelisiniz? Pneumokisti jiveroji düşünmelisiniz. Artı, devam ediyorum, daha bitmedi pneumokisti jiveroji ile ilgili ipuçlarımız. Balgam'da yapılan direkt floresan antikor boyaması ile ya da kısacası DFA testi ile mikroorganizma tespit ediliyor. Direkt floresan antikor testi zaten pneumokist tanısında kullandığımız çok tipik. Türkiye'de de kullanıyoruz. Yurt dışında da çok sık kullanılıyor. Testtir. Bu hastada en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi P. jiviroji olduğunu tahmin ettim. Ne verelim? Tedavide az önce ben ağzımdan kaçırdım aslında AIDS hastasında hatırlayın CD4 lenfosit sayısı 200'ün altına düştüğü zaman ne verilir dedim. Trimetoprim, sülfamataksozol ne profilaksi için? Pneumokistis jiveroji profilaksi için. Tedavide de arkadaşlarım trimetoprim sülfamataksozol hastaya veriyoruz. Burada aslında hasta steroid almıyor olsaydı, hasta steroid almıyor olsaydı bunun yanına steroid de mutlaka eklememiz lazımdı. Eğer steroid almayan bir hastaysa. Çünkü eğer erken dönemde steroidle başlarsanız pneumokistis jiveroji ile hastalara e, akciğer yetmezliği yani solunum yetmezliğine tablosunun çok daha nadir olduğu, çok daha az geliştiği, mortalitenin azaldığı gösterilmiştir. Bu yüzden steroid de eklenmeli. Ama bu hasta zaten hali hazırda steroid alıyor. Bu yüzden bu hasta da ekstra başka bir steroid vermemize gerek olmayacak. Dapson, Clindamycin, Privakin, Atovacoan, tabii şu Vancomycin, Seftiraxon hariç. Bu üçü gene e, aslında etkinliği olan ilaçlar pinomokistis tedavisinde ama ilk basamakta kullanılmaz bu ilaçlar. Vancomycin, ceftriakson zaten pneumokistise etkinliği olan hiçbir antibiyotik yok burada. Vancomycin gra, dirençli gram pozitif enfeksiyonlarda, ceftriakson da daha çok gram negatif enfeksiyonları kapsamak için yanına eklediğimiz bir ilaçtır. Bakın pneumokist şiveroji, AIDS hastaları hemen aklımıza gelecek. Transplant alıcıları hemen aklımıza gelecek. LDH'nın çok yüksek olduğu aklımıza gelecek Tanı da metanemin gümüşle boyanma olabilir, mikrobiyolojide popülerdir. Toloidin mavisi, gimse boyaması falan falan. Ama klinik pratikte bunlarla uğraşılmaz arkadaşlar. Klinik pratikte en güzel, en hızlı tanı yöntemi nedir diye sorarsanız PCR'dır. Ya balgamdan PCR gönderirsiniz ya da bronkayvoyla lavaj yaparak hastadan PCR gönderirsiniz ya da direkt floresan antikor boyaması yaparsınız. Bu iki test arkadaşlar en sık kullanılan testlerdir. Bu hastalığın tanısında BTD glukan yükselebilir. Mantar enfeksiyonlarında genel yükselen markerlardan bir tanesi. Birçok mantar enfeksiyonunda yükselir. Spesifik değildir tabii ki. Tedavide de trimetoprim sulfametoksazol, bakın alternatifler, pentamisin, atokuan, klindamisin, primakin kombinasyonu. Şimdi geldik enfeksiyonun son sorusuna. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi aside dirençli boyama ile mikroskopta görülmez? Şimdi aside dirençli boyama dendiğinde hepimizin aklına kim geliyor? Mikobakteriler geliyor değil mi? Yani e, mutlaka karşılaşmışsınızdır. Eğer internseniz ya da göğüs hastalıkları stajı aldıysanız bunu çok çok iyi biliyorsunuz. Biz Pitoberkülos tanısında aside dirençli boyama yapıyoruz işte hastalarda özellikle sabah indüklenmiş olan balgamda buna bakabilirsiniz. Ya da bronkalvoller lavaj yaparak bronkalvoller lavajla bakabilirsiniz. Ama Burada mikobakteri yok ışıklarda. Başka bazı mikroorganizmalar da asidi dirençli boyanabiliyor. Bu direkt bir mikrobiyoloji bilgisi aslında. Kriptosporidium asidi dirençli boya, boyanacaktır. Paraziter bir enfeksiyondur. Özellikle HIV hastalarında e, şiddetli diyare etülesinde düşünmeniz lazım. İmin süpresi olmayan insanlarda da diğeri yapabilir. Özellikle sulardan bulaştığı için işte burada kirli sularda işte gölde yüzdü, orada burada yüzdü. Sonra ishal oldu falan kriptosporidium olabilir. Siklispora asit dirençli boyanır. Kisto izospora belli eskiden sadece izospora belliydi ama daha sonrasında yeni isimlendirmesinde buna kisto izospora belli denmeye başlandı. Asit dirençli boyanır. Bakın nokardiya gene gelecek demiştim. Asit dirençli boyanır nokardiya. Nokardia dendiğinde arkadaşlarım, nokardiya hatırlayın filamentöz yapılar yapar değil mi? Böyle filament, filament, böyle aspergillus gibi böyle hifa yapıları yapar. Ee, hemen mikroskopta tanınır bu şekilde, bu özelliğiyle. Nokardiya enfeksiyonu dendiğinde 3 tane bölge aklınıza gelsin. Deride enfeksiyon yapmayı çok sever. Akciğerde enfeksiyon yapmayı çok sever. Beyinde enfeksiyon yapmayı çok sever nokardiya. Gene imün daha sık görülür. Borrelia burgdorferi arkadaşlar e, Lyme hastalığının etkenidir. E, asit dirençli boyanmaz. Burada e, bu slaytta görüyorsunuz asit dirençli boyan mikroorganizmalar diye. İşte nokardia var. Legionella miktadei boyanabiliyor asit dirençli. Mikobakterileri zaten biliyoruz. Parazitleri saydık. Mantarlarda da Blastomyces dermatitidis bazen asit dirençli boyanabiliyor. Özel bir durum. Bunun dışında herhangi bir mantarın asit dirençli boyanmasını beklemiyoruz. Şimdi geldik göğüs hastalıklarına. Göğüs hastalıklarında çok güzel sorular var. Özellikle astım sorusuna dikkat ediniz arkadaşlar. Çoğunuz doğru yanıtladı. Çünkü astımla ilgili sürekli paylaşım yaptım. Videolar yayınladık. Ama burada gene üzerinde biraz duracağım. Bazı ek şeyler de söyleyeceğim size. 54 yaşında erkek. Akciğer adına nedeniyle de? bevasizumab tedavisi aldıktan sonra hemoptizi ile başvuruyor. Bevasizumab nedir? Anti, şöyle şey kapatıyor, VEGF inhibitörü bir monoklonel antikordur. Değil mi bevacizumab? Hasta hemoptiziyle gelmiş. Şikayeti yarım saat önce başlamış ve hastanın elbiselerinin kan içerisinde kaldığı görülüyor. Şimdi bir insanın e, hemoptizi yarım saat önce başladı ve üstü başı kan içerisindeyse e, bu masif midir değil midir sizce? Böyle bir tahmin yapmak isteseniz hangisi lehine kullanırsınız? Tabii ki de masif lehine kullanırsınız. Üstü başı, başı kan içinde kalmış bir hastanın. Devam edelim. Acil servise geldikten kısa bir süre sonra öksürük hata geçirmiş hasta ve 200 mililitre kan gelmiş tek atakta. Tek öksürük atağında 200 mililitre kan gelmiş arkadaşlar. Bu masif demek tanım olarak. Birazdan göreceksiniz. Laboratuvar sonuçları henüz çıkmamış olan bu hastada aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır? Şimdi görüyorsunuz kan transfüzyonu var. İşte hastanın kan grubunu biliyor olabilirsiniz, bilmiyor olabilirsiniz. Büyük ihtimalle biliniyordur zaten. Taze donmuş plazma infüzyonu var, hani şöyle diyebilirsiniz belki içinizden ya bu hastalık kanıyor, ben buna bir plazma veri vereyim, belki e, hastanın kanaması birazcık hafifleyebilir diye. Yani bunların bir ucundan tuttuğunuz zaman biraz mantık yakalayabiliriz. E, bunlar direkt hani çok kötü yanıtlar değil, ama hastanın laboratuvar sonuçları çıkmadığı için bunları ilk basamakta vermek istemeyiz çünkü hastanın e, iğnesi 3 mü 5 mi bunu bilmiyoruz. Hastadan neden plazma vereceksiniz ki akciğer kanseri olan bir hastaya gibi. Devam edelim. Bronkoskopi var, endotrakeal entübasyon var, akciğer BT var. Çok uzatmayacağım. Burada şu bilgiyi mutlaka bilmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Masif hemoptizi ile gelen bir hastada öncelikle hava yolunu koruma altına, altına almanız lazım. Hastada aspirasyon ihtiyacı olursa hızlı bir şekilde aspirasyon yapmanız lazım. Yani bu hastanın hemoptizisiyle, akciğer kanamasıyla boğulmaması lazım. Bunu garantiye almak için ne yaparsınız ilk basamakta? Endotrekeal entübasyon yapıp hastanın hava yolunu güvence altına alırsınız. Oradan sonra aspirasyon mu yapıyorsunuz, mekanik ventilasyon mu yapıyorsanız ne yaparsanız yaparsınız. Önce endotrekeal entübasyon, daha sonrasında ne yapıyorsanız yapın. Bu sorunun doğru cevabı endotrekeal entübasyondur. Masif hemoptiziye yaklaşım mutlaka bilin. Bunu gerçek hayatınızda da karşınıza çıkabilir. Bakın görüyorsunuz 24 saat içerisinde 600 mililitreden daha fazla hemoptisi olacak ya da saatte 100 mililitreden daha fazla. Bakın hastanın az önce tek öksürük atan ne kadar hemoptisi vardı? 200 mililitre. Bu aslında masif hemoptizi hastası. Endotrekel entübasyon. Daha sonrasında bronkoskopi. Daha sonrasında eğer gerekiyorsa pulmoner arter embolizasyon. Yani bronkoskopi ile hem kanama odağını görmek için hem de durdurmak için giriyorsunuz ama her zaman bu mümkün olmayabiliyor. Devam. İkinci soruya gelelim göğüs hastalıklarında. İşte astım sorusu geldi. Dikkat. Aralıklı öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle gelen bir hastada yapılan tetkikler sonucunda atipik astım tanısı konuluyor. Burada parantez içinde TH2 zengin tip dedim. Çünkü e, artık e, astım tanımlamalarında böyle e, şeyler ortaya çıktı. Bildiğimiz atopik astıma yani alerjik astıma TH2 zengin çünkü patogenizde T helper 2ler ön planda. E, atopik olmayan astımda ise... Ona da TH2 düşük tip deniyor. Yani TH2'ler düşük seviyede. Burada temel patogeniz TH2 üzerinden gitmiyor. Bunu ayrımını yapmak için söyleniyor. Bu yüzden ben de bu da parantez içinde yazdım. Her hafta 3-4 kez semptomu oluyor. Ve gece hiç semptomla uyanmayan bu hastada. Yani gece semptom yok. Haftada 3-4 gün semptom oluyor. 3-4 kez semptomu oluyor. İlk basamak tedavide aşağıdakilerden hangisi en uygundur diye soruyor. Lüzum halinde tedaviler var. Ya da işte burada her gün e, diye iki tane daha tedavi görüyorsunuz. Şimdi en başta hatırlayın Biz eskiden, eskilerden olsa, çok eskiden olsa bu hastaya ne verirdik tedavide? Güncel kılavuzları bilmesek. Derdik ki ya bu hasta arada bir e, semptom olan bir hasta. Ben buna kısa etkili bir beta 2 agonist vereyim, albuterol vereyim. Hasta evine gitsin, mutlu olsun. Semptomu var, öksürdü mü? Çeksin inhalerini, hayatına devam etsin. Ama gösterildi ki. Böyle bir yaklaşım astım atak riskini azaltmıyor. Bu hasta o an rahatlıyor ama bu hasta hayatını tehdit eden bir astım atağıyla karşınıza gelebiliyor. Astımı kontrol altına almıyorsunuz. Bu yüzdendir ki artık bütün güncel kılavuzlarda özellikle CINA 2021 kılavuzunda astımın en iyi kılavuzudur, en, en sağlam kılavuzudur, kabul gören kılavuzdur. Diyor ki artık kısa etkili beta 2 agonisten uzak durun, tek başına asla vermeyin bu ilacı. Ne diyor bize? Böyle hastalarda ilk basamakta lüzum halinde düşük doz inhaler kortikosteroid artı formoterol. Formoterol nedir? Uzun etkili bir beta agonisttir ama etkisi hızlı başlar. Bunu verin diyor. Şimdi bakın Cina kılavuzunu görüyorsunuz. Bu Cina 2021. Gina 2021 kılavuzundan ee, direkt oradan screenshot aldım. Bakın istediğimiz yani popüler yaklaşım şudur. Step 1 ve step 2 dediğimiz bakın haft e, hastada 4-5 gün ve daha az az semptom olacak bir hafta içerisinde. Bizim bu hasta hastamız buna uyuyor. Ne verebilirsiniz? Gördüğünüz gibi as needed yani lüzum halinde düşük doz inhaler kortikosteroid artı formoterol verebilirsiniz. Eğer haftanın neredeyse her günü, tam her gün değil ama her gününe yakın e, ya da hasta eğer gece uykudan uyanıyorsa o zaman Hak, aklınıza ne gelecek hemen ne vereyim diyeceksiniz o zaman her gün lüzum halinde değil her gün düşük doz inhaler kortikosteroid artı formatörol vereceksiniz. Eğer hastanın her gün semptom varsa her gün semptom varsa ya da haftada bir ve daha fazla her gece uyanıyorsa o zaman arkadaşlarım orta doz inhaler kortikosteroid ve formatörol daha sonrasında da hastada eğer hala kontrol altına alamadıysanız ne ekliyorsunuz? Bakın, uzun etkili muskarinik antagonist ekliyorsunuz. Yani tiotropium ekleyebilirsiniz. Ya da hastada yüksek doz inhaler kortikosteroid artı formoterol tedavisine e, başlayabilirsiniz. Bu da seçeneklerden bir tanesi ve hastada acaba interleukin e, 5 antikorumu versem yoksa imunglobulin E antikorumu versemdi e, hastayı bir uzmana yönlendirip daha sonrasında değerlendirmesini istiyorsunuz. Bakın, Hasta eğer bu tedaviler altında semptomatik olursa onu rahatlatmak için ne vereceksiniz? Düşük doz inhaler kortikosteroid artı formoterol gene bunu veriyorsunuz hasta semptom olursa bu tedaviler altında. Bakın bu tabloyu arkadaşlarım unutmayın. Bu hayatınızı kurtaracak tablolardan bir tanesi astım sorularında. Yani en güncel en doğru tablo bu. Şimdi aşağıda diyeceksiniz ki ya aşağıda da bir şey görüyorum diyeceksiniz. Aşağıda arkadaşlar gördüğümüz şeyler Alternatif tedavi olarak düşünebilirsiniz bunu bakın. As needed, short acting beta 2 agonist diyor. Eğer hastayı rahatlatıcı tedavi olarak kısa etkili beta 2 agonist vereceğim dediyseniz o zaman diyor ki kılavuz size bunu çok fazla e, deşmenize gerek yok. Şunu diyor kabaca hastaya asla tek başına bunu veremezsin. Eğer bunu vereceksen mutlaka ne vermen lazım? İnhale kortikosteroid vermen lazım. IGS, inhale kortikosteroid mutlaka vermen lazım diyor arkadaşlar. Yani buradan alacağımız mesaj, kısa etkili beta ikagonistler asla tek başına verilmez. Geçelim. Üçüncü soru. Aşağıdaki hastalıklardan, durumlardan hangisine sahip bir hastanın tekrarlayan pneumotoraks ataklarıyla başvurma olasılığı en azdır? Zor gibi görünen bir soru. Değil mi? Şimdi şıklara bir de baktığında insan korkuyor böyle bir soru aklı e, gördüğünde. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben sınava girseydim şimdi size çok farklı bir şeyden bahsedeceğim. Ben bir sınava girseydim. E, bu sınava girseydim ve bunu bilmiyorsaydım, Tusta çıksaydı bu. Ben bu soruyu şöyle yapardım. Derdim ki. Bakın çok çok başka bir yerden gideceğim. Işıklara bakıyorum. Langerhans hücreli istiyorsunuz. Amfizem, pulmoner lanfanjiyomiyomatoz, kistik fibroz. Bunlar akciğeri tutan hastalıklar. Peki akciğeri tutan bir hastalıkta Pneumothorax görüyorsanız buna ne diyoruz isim olarak? Sekonder. Pneumothorax diyoruz. Ve şıklarda ne var? Primer spontan pneumothorax var. Yani yukarı gitteki dört hastalık aynı gruba denk düşüyor. E şıkkı ise bambaşka bir grup. Primer spontan pneumothorax. Biz şu bilgiyi biliyoruz. Siz de bilin bu bilgiyi. Eğer e, bir hasta... Primer spontan pnömotoraks'ta bu pnömotoraksın tekrarlama ihtimali düşük. Sekonder spontan pnömotoraks'a o zaman bu hastada tekrarlama ihtimali pnömotoraksın yüksektir. Sadece bu cümleyle çözebilirsiniz bu soruyu. Primer spontan pnömotoraks'ta tekrarlama riski düşük ama diğerlerinde yüksektir. Peki ama bu soruyla sadece bu mesajı vermek istemiyorum size. Bu soruda sınavda karşınıza çıkabilecek iki önemli nadir görülen hastalığı ele almak için aslında aldım. Pulmoner lenfanjiyo miyomatozis östrojenle ilişkilidir. Premenopozal kadınlarda görülür. Özellikle menopoz sonrasında e, bulgular hafifler kadın hastalarda. Tekrarlayan pneumotoraks, amfizem ve şilöz plevral efizyonla karakterizedir. Bu triyadı da bilin. Bir vaka sorusu gelecekse bu triyatla gelir sizin karşınıza sınavda. Pulmoner lenfanjiyo e, pardon. Pulmoner Langerhans hücreli histiyositoza baktığımız zaman da gene kistik yapılar olabilir hastanın akciğerinde ve bunlar sürekli patlar. Tekrarlayan pneumotoraks bunun çok tipik bir e, e, prezentasyondur. Benim takip ettiğim bir Langerhans hücreli histiyositoz hastam var. E, bir sürü tutulum var. Beyin tutulumu da var işte uygunsuz pardon Debet insipiti de var hastanın İşte milrinin kullanıyor ama tekrarlayan pneumotoraksları da var maalesef ve göğüs hastalıkları çok yakından takip ediyor çok şiddetli bir akciğer tutulum var hastanın aynı zamanda gibi braf mutasyonunu da arkadaşlarım Langerhans hücreli istiyostozlarda lütfen hatırlayınız bunlar hep sizin için bonus devam Şimdi göğüs hastalıkları bitti. Üçten soru çıkıyordu göğüs hastalıklarından. Bunları bitirdik. Kardiyolojiye gelelim. 4 tane soru çözeceğiz kardiyolojiden ve kardiyolojiden en çok çıkan sorular kesinlikle ve kesinlikle ee, kalp yetmezliği ve koroner arter hastalıkları. Bu iki hastalık grubu her sınav neredeyse Yani her sınav neredeyse değil her sınav çıkıyor kardiyolojiden. Bazen ikisi birden geliyor. Bazen birden fazla soru çıkartıyorlar aynı sınavda gibi. Uzun QT sendromu olan bir hasta acil servise nefes darlığı ve çarpıntı şikayetiyle gelmiş. Öyküsünde 2 gün önce pnömoni nedeniyle bir antibiyotik başlandığı öğreniliyor. Şimdi bir şuraya gelelim. Uzun QT'li bir hasta neden korkarım? QT daha da uzarsa çok ölümcül aritmeler gelişebilir e, uzun QT sendromlarında. Mesela sodyum mutasyonu vardır değil mi? Birçok uzun QT sendromu, herediter uzun QT sendromu olan hastalarda sodyum kalan mutasyonları çok tipiktir. E, SCN-5A şimdi aklıma geldi. Hiç buralara girmeyecektim ama yani sodyum kalan mutasyonları var. Neyse geçin bunları. E, hasta bir ilaç verdiğimiz zaman QTS'ini daha da uzatıyorsa bu hastalarda torsades de pointes gelişebilir. Şimdi hastanın EKG'sine bakalım. Şöyle bakın şey yapıyorum size yanaştırıyorum. Bu hastanın EKG'sinde ventriküler taşikardi görüyoruz. QT, e, QRS'leri e, geniş geniş. Ama aynı zamanda QRS'lerine bakın arkadaşlar. Bu QRS'lerin hepsi birbirine benziyor mu? Aynı mı? Yani monomorfik mi? Hayır. Bu polimorfik. Yani değişik değişik QRS'ler var. Enteresan enteresan farklı farklı QRS'ler görüyorsunuz burada. İşte bu torsades de pointestir. Polimorfik ventriküler taşıklardı. Hayatı tehdit eden çok önemli bir durumdur. Devam. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi de bu, bu, duruma yol açma olasılığı en yüksektir? Yani QT'yi uzatır demeyi istiyor soru da size burada. Sefepim. Dördüncü kuşak bir sporin. Gram negatif etkisi mükemmel. Gram pozitif etkisi mükemmel. Febrinotropenin tedavisinde verebilir miyiz tek başına? Evet verebiliriz. Ama QT'yi uzatmaz. Levofloxacin, bir florokinolon. E, ee, tedavisinde kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Tek başına çok etkili bir ilaçtır. Hem gram pozitifleri hem gram negatifleri çok iyi kapsarsınız. Pseudomonas da buna dahildir. Sefepim için de aynı şey. Pseudomonas'ı da gene kapsar. Levofloxacin QT'yi çılgınlar gibi uzatır. Bu sorunun doğru cevabıdır. Florokinolonlar yani QT'yi çok uzatır. E, ee, makrolitlerle beraber. Amoksilin, doksiklin, trimetoprim. Trimetoprim aslında burada direkt çizik atamam. Çünkü trimetoprim de QT'yi biraz uzatabilir. Hani QT'yi e, hafifçe uzatabilir ama Levofloksisin kadar dramatik değil ve bu hasta trimetoprim kullanımına bağlı torsades de pointes görülme ihtimali çok daha minimaldir. Yani burada direkt trimetoprimde QT uzamaz diyemem. Trimetoprimde de hafifçe QT uzayabilir ama Levofloksisin gibi asla değil ve Levofloksisin torsada sokma ihtimali çok çok daha yüksektir trimetoprim sulfametoksazole göre. Bakın QT'yi uzatanlar hipo kalsemi, hipokalemi, kalemi, hipo mi. Zaten torsades de pointes şuraya gelelim. Bu hasta tedavide hemen acil olarak ne yapmanız lazım e, medikal tedavisinde? Magnezyum vermeniz lazım değil mi? Magnezyum yüklemeniz lazım. Torsedes de pointes medikal tedavisinde mutlaka magnezyum yüklenmeli hastalara. Bunu da ekstra bir bonus olarak size söyledim. İlaçlara bakalım. Klas 1A ve klas 3 antiaritmikler QT'yi çok uzatabilir. Kinedin prokainamid bunlar klas 1A antiaritmiklerdir. Farmakolojiden hatırlayalım. Klas 1A antiaritmikler neyi bloke eder? Sodyum kanallarını. Klas 3 antiaritmikleri görüyoruz burada. Klas 3 antiaritmikler özellikle potasyum kanallarını bloke ederler. Amiodoron sadece potasyum kanallarını değil, amiodoron aslında her şeyi bloke ediyor. Ama klas 3 olarak geçiyor. İşte burada yazmadım ama ibutilit, dofetilit. Bunlar da e, klas 3 diğer çok popüler antiharitmikler. Antibiyotiklerde makrolit, florokinolonlar ve azol grubu antifungalleri görüyoruz. Ve psikiyatrik ilaçlar işte burada e, antihizofrenik ilaçlar da olabilir. E, SSRI'ler de olabilir. TCA'lar da olabilir. Şimdi geldik kardiyolojinin ikinci sorusuna. Bu da koroner arter hastalığı tanısıyla ilgili bir soru. Acil servise yeni başlangıçlı göğüs ağrı şikayetiyle başvuran 62 yaşında bir erkek hastada koroner arter hastalığından şüphe ediliyor. Bu hastanın tanısında ve yönetiminde aşağıdakilerden hangisinin katkısı en az olacaktır? Şimdi bu e, soru tiplerini arkadaşlar şimdi hani bu soruyla aklıma geldi. Bu soru tiplerini son sınavda çok fazla gördük. En az etkisi katkısı olacaktır. En olasıdır. En az olasıdır gibi soruları. Bu yüzden en en az soru kalıplarına daha çok dikkat edilir. Bunlar zor sorularda özellikle en az ya da en az olası sorular gerçekten zordur. Şimdi hatırlayalım. Şimdi ben bir koroner arter hastalığına tanı koyarken neler kullanıyorum diye hatırlayayım. Bu zor bir soru değil. Elektrokardiografi yani tabii ki de hasta ayağına göğüs ağrım var diyor. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Elinden ayağından çekiştirerek hemen EKG çekiyoruz hastaya. <laughs> Troponin düzeyi yani koroner arter sendromu, koroner arter hastalığı şüphesi olan hastalarda özellikle akut koroner sendromu düşünüyorsanız troponini tabii ki de gönderiyorsunuz. Yani daha önce hiç bilmediğiniz yeni başlangıçta bir göğüs ağrısıyla anjinayla ile geldiyse hasta sizin karşınıza hemen troponini de göndermek aklınızın bir köşesinde. Kardiyak spekt ve koroner BT anjiyografi. Bunlar koroner darlık var mı yok mu size söyleyebilecek tetikler. Özellikle koroner BT anjiyografinin negatif prediktif değeri çok yüksektir. Düşük riskli ve orta riskli hastalarda, yüksek riskli hastalarda genellikle yapmayız koroner BT anjiyografiyi. ama düşük ve orta riskli hastalarda yapılabilir koroner BT anjiyografi ekarte ettirebilir size koroner arter hastalığını. SPEK'te e, hastalarda bir e, aslında şöyle yapabilirsiniz. Hastaya Elektrokardiyografi çektiniz arada kaldınız hasta yüksek riskli bir hasta o zaman spek de çekebilirsiniz hastaya eforlu spek de çekebilirsiniz farmakolojik stres vererek e, spek de çekebilirsiniz hastada e, kanlanmanın perfüzyonu nasıl olduğunu gösterecektir kardiyak kas içerisinde ama koroner artar kalsiyum skoru. Ne için kullanırız? Hatırlayın. Bunu çok fazla görmemiş olabilirsiniz. Çok fazla duymamış da olabilirsiniz koroner arter kalsiyum skorunu. Çok üzerinde durulmamış da olabilir. Ama bütün kitaplarda ve bir, bir sürü kılavuzda koroner arter hastalığı ile ilgili birçok kılavuzda vardır. Ama koroner arter hastalığı tanısında değil. Nerede? Koroner arter hastalığına bağlı olay geçirme riskini gösterecektir size. Eğer bir insanın koroner arter kalsiyum skoru yüksekse bu şu demektir. Bu aslında koroner arter hastalığı geçirme olasılığı ve buna bağlı ölüm olasılığı yüksektir. Koroner arter kalsiyum skoru düşük olan insanlara göre. Peki ben bunu özellikle nerede kullanıyorum? Statin tedavisi kararı verirken ve dozunu ayarlarken işte yüksek doz mu vereyim, düşük doz mu vereyim ya da vereyim mi vermeyeyim mi diye koroner arter hastalık riski olan hastalarda kullandığım bir tanı yöntemidir. Üçüncü soru kalp yetmezliği sorusu. Kardiyolojide gelme ihtimali en yüksek olan sorulardan bir tanesi arkadaşlarım. Kalp yetmezliği kılavuzları bu sene yenilendi. Şimdi bunları gözden geçireceğiz. Her iki alt ekstremitesinde ödem, nefes darlığı şikayetiyle başvuran 60 yaşındaki bir kadın hastada yapılan ekokardiyografi sonucunda bakın ödem, nefes darlığı, tipik kalp yetmezliği bulguları, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %30 saptanıyor. Bu ne? Düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetmezliği. Artık %40'ın altındaysa hastanın ejeksiyon fraksiyonu, düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp, ...yetmezliği deniyor. %40... ...50 arasında... ...bu arkadaşlar gri gri zondur. Borderline e, bir değerdir. Ama bunlara da artık... ...minimal deprese, EF... ...kalp yetmezliği işte. Minimal EF... ...düşük kalp yetmezliği deniyor. Eğer e, %50'nin üzerindeyse... ...zaten e, ejeksiyon fraksiyonu... ...o zaman ejeksiyon fraksiyon korunmuş... ...kalp yetmezliği olduğunu söyleyebilirsiniz. Devam edelim... Çekilen EKG sonucunda inferior derivasyonlarda patolojik Q dalgaları görülüyor. ST segment anormalliği yok. Bu şu demek? Hastanın patolojik Q'su sebat etmiş. Şu an bir koroner olay geçirmiyor ama geçirmiş. Bu hasta daha önce inferior MI geçirmiş ve fark edilmemiş. Yani bu çok büyük ihtimalle bir iskemik kardiyomiyopati hastası. Devam. Bu hastanın bir hastalığı yok, kullandığı ilaç da yok şu ana kadar. Bu hastada kalp yetmezliği tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin ilk basamakta başlanması uygun değildir? Şimdi hem ee, Avrupa Kardiyoloji Derneği hem de Kanada Kardiyoloji Derneği'nin bu yıl çıkarttıkları kılavuzda 4 tane ilaç üzerinde duruldu. Bu 4 ilaç majör ilk basamakta başlanması gereken ve kalp de mortaliteyi dramatik azaltan 4 tane ilaç. Nedir bunlar? 1. ACE inhibitörü. Ramipril görüyorsunuz. 2. Beta bloker. Metoprolol Hasta dekompanze hastalarda tabii metaprololü hemen başlayalım diye çok acele etmeyiz. Böyle bir geçsin bir hafta sonra başlarız belki. Belki 5 gün sonra başlarız hasta prezente olduktan sonra. Hemodinamik stabil gittikten sonra başlayabilirsiniz. Ama hastanın hemodinamik bir bozukluğu yoksa direkt de başlayabilirsiniz. Ama hemodinamik stabil değilse hastanın kalp yetmezliği de prezente oldu dekompanze o zaman hemen beta bloker başlanmaz değil mi? Hastanın kompansasyonunu daha fazla bozabilirsiniz erken dönemde. Dapagliflozin mükemmel bir ilaç SGLT2 inhibitörü birazdan konuşacağız. mineral mineralokortikoid reseptör antagonisti. Bunların hepsi ilk basamakta başlanabilir. Ama ne başlanmamalı ilk basamakta? Iva bradin fanikanal inhibitörü ilk basamakta başlanmamalıdır. Bakın bu Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin 2021 kılavuzu. 2021 kalp yetmezliği kılavuzu arkadaşlarım. Bir ay öncesinde, bir ay civarında, bir ay öncesinde yayınlandı. Şimdi bakın dört tane ilaç grubu görüyorsunuz burada. Tabi luk diüretikleri e, hani burada mortalite azaltıcı ilaç olarak değil de hani hastanın semptomlarını düzeltmek için eğer volüm yükü varsa diye. Bakın ACE inhibitörü RNA. RNA dediğimiz şu Angiotensin reseptör blokeri artı e, nepresilin inhibitörü yani sakobitril beta blokerler, MRA, dapagliflozin ya da empagliflozin bunlar da SGLT2 inhibitörleridir. SGLT2 inhibitörleri ile ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlarım ekstra olarak. Hani şöyle zannediyor olabilirsiniz. Hastanın diyabeti varsa kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltıyormuş gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil. SGLT2 inhibitörleri diyabetten tamamen diyabetten tamamen bağımsız bir şekilde kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltıyorlar. Yani bambaşka bir şekilde azaltıyorlar. Diyabetle hiç alakası yok olayın. SGLT2 inhibitörleri acayip kardiyoprotektif ilaçlardır. İnanılmaz kardiyoprotektif ilaçlardır. Daha ilerleyen yıllarda daha çok ön plana çıkacak bunlar. Emin olabilirsiniz, göreceksiniz. Daha sonrasında da hastalarda işte işte cihaz tedavisi yapayım mı yapmayayım mı diye işte EFS %35'in altında ve QRS 130 milisaniyenin altındaysa ve hasta semptomatikse bu tedavilere rağmen ICD takıp takmamayı düşünebilirsiniz.